Evet. Mantarlı, biberli, mükemmel bir lezzet olacak. Özlemcim, malzemelerimiz neler? Malzemelerim antrikot jülyen doğranmış antrikot eti 1 kilo kadar. Kırmızı bir kapya biberimiz var. Yeşil biberimiz, mantarımız ve sarımsak da koyacağım. Bir de baharatlarla şenlendireceğim. Süper. Bu nedir baharatımız? Kekik mi? Evet, bu dağ kekiği. Biraz kokusu daha keskindir. Etlerde ben çok seviyorum keskin baharat kokularını. O yüzden onu kullanacağım. Süper. Pul biberimiz de var. Evet. Şimdi ne yapalım? Öncelikle zeytinyağımı koyacağım. Etimi de içine koyacağım. Ve suyu çekilene kadar pişireceğim. Antrikot eti yumuşak bir et olduğu için hemen kendi kıvamını bulup yumuşacık bir pişecektir. O yüzden kapağını kapatıp saatlerce pişirmemize gerek yok. Hemen başlayalım. Evet, şimdi ben zeytinyağımı koyuyorum. Süper. Bir miktar zeytinyağımızı tavamıza aldık. Antrikot eti kullanıyoruz bakın. Jülyen doğranmış antrikot etimiz. Yaklaşık bir çay bardağı kadar zeytinyağımı koydum. Şimdi içerisine etimi de koyuyorum. Antrikot eti jülyen doğranmış. Evet. Şu şekilde altını da açmıştım zaten kısmadan. Bunlar pişmeye bırakalım. Tamam, mühürlensin. Yüksek ateşte mühürlensin. Suyunu çekinceye kadar ocakta kalacaklar. Evet, şimdi ben artık biberlerimi ve mantarlarımı doğrayayım. Eldivenlerimizi taktık. Mantarlarımı şu şekilde gelişi güzel doğruyorum. Çünkü mantar zaten pişince hemen küçülüyor, ufalıyor. O yüzden gelişi güzel doğrayacağım. Mantarlarımın kabuklarını ben soyuyorum. Daha sonra limonlu suda bekletiyorum. Tamam. Hem rengi beyazlaşıyor hem de kararmasını engelliyor. O yüzden izleyicilerimiz de bu şekilde yaparsa daha iyi olur. Tamam. Onlara bir püf noktası. Limonlu suda bekletin Evet. kabuklarını soyup. Süper. Bir kutu mantarımız var ve mantarlarımızı doğrayalım. Evet. Ardından da etlerimizi buluşturacağız. Ben genellikle uğraştırmayan, lezzetli, güzel yemekleri daha çok severim. Pratik yemekleri. Evet. Zaten pratik yemeklerinizle meşhursunuz. Evet, o yüzden ben uğraştırmayan yemekleri hep genelde paylaşıyorum. Paylaşıyorsunuz Evet. izleyicilerimizle. Mantarlarımızı Evet. doğradık. Süper. Mantarlarımız hazır. Hazır. Şimdi sıra Biberlerde. biberlerimizde. İnce, uzun, aynı etlerimiz gibi. Etlerimizle aynı formda Evet, olacaklar. aynı formda olmasına dikkat edelim. Hem daha kolay pişer hem de göze daha güzel görünür. Kırmızı biberlerimizi jülyen doğradık. Şimdi tüm biberlerimi aynı işlemi uygulayacağım. Jülyen şeklinde. Şu anda bakın etimiz kavruluyor. Yavaş yavaş rengini değiştirmeye başladı. Bir yandan da biberlerimizi doğruyoruz ince ince. Bütün biberlerimizi aynı işlemi gerçekleştireceğiz. Evet. Şimdi yeşil bibere geldi sıra. Yeşil biberimizi de doğrayalım ortadan. Çekirdeklerini alıyoruz. Ve yine 3-4 tane yeşil biberimizi bu şekilde doğrayacağız. Yeşil biberlerimiz de tamam. Evet, son biberimi de doğruyorum. Harika. Biberim hazır. Şimdi artık etimin pişmesini bekliyorum. Sonra mantarımı atacağım. Ardından biberleri atayıp soteleyeceğiz. Süper. Normalde fajita biber yatağında et oluyor. Ama biz soteleyip hem kolay olsun hem de rahat olsun diye soteleyip koyacağız. Süper. Bütün malzemelerimizi birazdan karıştıracağız ama Evet. etlerimizin kavrulması önemli. Önce etler kavrulsun. Etlerimiz çok güzel kavruldular. Evet, suyunu çektik. Şimdi içerisine mantarlarımızı koyalım. Harika. Şu Doğradığımız mantarlar. şekilde. Şimdi bunlar da kavrulduktan sonra biberlerimizi de koyacağız. Ve yemeğimiz hemen hemen hazır durumda olmuş olacak. Süper. Ama önce mantarlarımız kavrulsun, suyunu salsın. Şöyle birazcık pişsin, sonra sıra biberlere gelsin. Mantarlarımız da kavruldu. Bakar mısınız? Evet. Mantarlarımız da kavruldu. Şimdi sıra biberlerimizi koymakta. Biberlerimizi de koyuyoruz. Ve tekrardan bir karıştıracağız. Zaten biberler hemen pişer. Bir yaklaşık 3-4 dakikada pişeceği için şöyle bir karıştırıyorum. Süper. Kırmızı ve yeşil biberlerimizi de mantarlarımızla beraber kavuruyoruz. Evet. Birazcık yumuşasınlar. Renklerini değiştirsinler.
Şimdi sıra sarımsaklarımda. Sarımsaklarını da içine atalım. Harika. Bütün bütün atıyorum. Onlar da şöyle biberlerle birlikte kavrulsun. Sonra artık baharatlarla şenlendireceğiz. Süper. Birazcık daha o zaman malzemelerimiz şöyle kavrulsun. Oh, biberlerimiz de bir güzel kavruldular. Evet, şimdi artık baharatlarımı koyma zamanı geldi. Pul biber koyuyoruz. Kekik koyacağız. Daha kekiklerimiz özel. Şöyle ufaltarak koyuyoruz. Çünkü top halindeler. Ete en çok yakışan baharat kekiktir. Benim bir et baharatım var. Ne var içinde? İçinde birçok baharat var. Ihlamur bile var yani. Oo. Evet. Şimdi ondan da biraz koymak istiyorum. Ihlamurlu, sarımsaklı, karabiberli, evet. Beyaz biberli harika bir baharat çeşnisi görüyorum. Cefil, kişniş. Wow. Lezzete lezzet katacak harika baharat çeşnisi. Onu da ilave ettik fajitamıza, evet. Ve bir güzel karıştırıyoruz. Yemeğimiz hazır. Şimdi servis edelim mi Özlem? Evet, çok iyi olur Özlemciğim. Hemen alıyoruz. Alıyorum. Oo, çok güzel görünüyor. Kokusu nefis. Evet, kokusu gerçekten çok güzel. Bu güzel yemeğimizin tadına artık bakıyorum. Gerçekten mükemmel görünüyor. Şöyle, bakın mantarından alıyorum, biberinden alıyorum. Şöyle etinden de alıyorum. Nefis bir lezzet. Çok lezzetli. İnanılmaz yumuşak et. Biberlerin hafif o tatlı acısı, mantarın lezzeti süper olmuş. Afiyet olsun canım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.